Herkese merhabalar. Kitap Önerileri isimli bu videoların içerisinde ilk kitabımız bugün için Bhagavad Gita'nın Öğretisi. En eski aslında kendimizin çevirdiği kitap. Dolayısıyla ilk önerimizi de bu kitapla yapmak istedik. Şimdi bu videoların amacı biraz daha kitabın neyle ilgili olduğunu anlatmak, sizi neyin beklediğini ve aynı zamanda da kendine manevi veya yoga felsefesiyle ilgili kitaplar araştıran, bunları okumak isteyen insanlara da neler okuyabileceğini, hangi sırayla okuyabileceğine dair de fikir vermek. Şimdi ilk kitabımız Bhagavad Gita'nın Öğretisi dedik. Swami Dayananda Usta yazarı. Yaklaşık 2018 senesinde çevirmiştik biz. Ortalama 5 senedir de kitap basımda Satori Yayın Evi'nden çıkmış ve şu anda da hala basımı mevcut. Ne ile ilgili? Anladığınız üzere kitap asıl Bhagavad Gita ile ilgili. Bhagavad Gita temel kitabımız iken bu kitap o temelin üzerine yazılmış bir yorum. Nasıl ki orijinal en eski kadim metinler daha bilmecemsi, biraz daha anlaşılması zor ya da diyelim ki şifreli bir dille ifade edildiği için bu tarz yorum veya üzerine tefsir diyebileceğimiz kitapları önce okumak daha faydalı. Bu yüzden de biz önce Bhagavad Gita'nın öğretisini öneriyoruz. Orijinal metin Şrimad Bhagavad Gita'yı okumadan önce. Bu nedenle de önce bu kitap ilk şu anda sunduğumuz videomuz. Neler var bölümün içerisinde? Öncelikle Bhagavad Gita Mahabharata isimli bir destandan bölüm ve Arjuna ile Krishna arasında diyalogdan oluşan kişiye hakikatini, benliğini, gerçekliğini, doğru eylemin nasıl kurulması gerektiğini sorgulatan, bunlar üzerine cevaplar veren kadim bir metin. Kadimliği şundan, evrensel olan metinler, aslında kadim, zamansız olan metinler adı üstünde tüm zamanlarda geçerlidir. Bunun için illaki 3000 yıl önce yaşamanız gerekmiyor bu bilginin geçerli olması için ya da 3000 yıl sonra. Ya da Hindistan coğrafyasında veya Türkiye'de ya da Arabistan'da ya da Japonya'da Çin'de. Zamandan ve mekandan bağımsız belli bilgiler var. Örneğin kalp kalptir. Hangi ırk, hangi din, hangi dil veya hangi coğrafyada zamanda yaşadığınız önemli değil. Kalbin nasıl çalışacağı evrensel bir gerçektir. Bu yüzden de bunu biz şu anda modern bilim veya tıpla araştırıyoruz veya bu ismi veriyoruz. Ama insanın hakikati veya gerçeğine dair de böylesi büyük sorular, zamansız sorular ve zamansız cevaplar olabilir. Bu anlamda Bhagavad Gita'da sorular şunlar. Yaşamak nedir? Ölüm nedir? Doğmak nedir? Ve bu ömrün içerisinde kendimi bulduysam nasıl eylemler icra ederek bu hayatı doğru kılmalıyım? Hangi eylemlerle kendimi daha iyi kötü sarmalına, güzel çirkin, başarı başarısızlık sarmalına veya acı haz sarmalına daha körleştirmeden, köleleştirmeden kendimi nasıl daha özgür bir hale getirebilirim? Hayatı daha anlamlı bir hale getirebilirim, yaşadım diyebilirim. Ve ilahi bir kavram varsa, bütün evren ve varoluşuna dair bir kaynak. Onunla nasıl bu benlik arasında bağ kurabilirim? Bu sorular evrensel sorular. Bu sorular için illaki bir coğrafyada, herhangi bir coğrafyada yaşamak gerekmiyor. İnsan olmaya dair sorular bunlar. Ve Swami Dayananda Usta bu kitabın başlangıcında şöyle bir cümleyle kitabı açıyor. İnsan olmanın temel meselesi eksik insan olduğunu sanma, eksiklik hali. Bu en büyük temel sorun. O da şu ki, eksik olduğun sürece kendini hep dışarıdan bir nesneyle tamamlamaya çalışırsın. Ve her zaman tatminsizlik eksikliğinde bedelidir, sonucudur. Ne yaparsan yap, üzerine ne koyarsan koy yetmez. Bu nedenle de insan arzular silsilesinde sürekli daha 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 diyerek devam ediyor eylemlerine. Ne zamana kadar cevabı yok. Hatta gözleri açık o son ölüm denilen ana gidene kadar. Gözlerin açıklığı bile hala bir şeylerin yetmemesi, tamamlanamaması. Bize bu nedenle tamam olmak ne demek bunu anlatarak başlıyor Swami Dayananda Usta. Ve devamında eylemin nasıl yapılması gerektiğine dair uzun bir konuşma var. Kitabın ilk bölümü. Karma Yoga.
eylemle kişi nasıl birliği, bağlantıyı bütün varoluşla kurabilir? Nasıl eylemleri sonuçlarıyla onu bağlamadan, mülkiyetçilik ilişkisine girmeden, ancak görevlerini de terk etmeden onu özgürleştirebilir? Bu anlamda kitabın devamı karma yoga üzerine. Ve orta bölümü bhakti yoga dediğimiz aşk, ilahi aşk, belki daha büyük bir kudret veya kuvvete, daha büyük bir ilkeye, kalbini aslında adama, bu anlamda da benliğinden daha büyük bir benliğe doğru çekilen hasret ve özlem ile ilgili cümleler var. 7. bölümü ile 12. bölüm arası bhakti yoga üzerine temelleniyor. Ve son 6 bölüm, 13 ila 18. bölüm arası ise jnana yoga dediğimiz kendini, hakikatini bilmek, bütün varoluşla aslında bu benliğin özdeş ve eş olduğunu idrak etmek üzerine kurulu. Bu ana başlık üzerinde hem büyük sır gibi böyle kavramlarla ya da ilahi bir zat olarak isimsiz, biçimsiz, temelsiz, bağımsız bir özne bütün varoluşta saklı ise, ki onun kendisi bu varlığında kendinde saklıdır diyen cümleler görüyoruz. Bu yüzden Bhagavad Gita aslında en sonunda tamamlarken kendisini şu cümlelerle Swami Dayananda Usta bitiriyor. Ben de onu okuyarak en azından özet olabileceğini söyleyebilirim kendimize de. Diyor ki kitabın sonunda Krishna'nın bu sözlerini işittiği için bir elçimiz var Sanjaya, kendini dünyanın en şanslı insanlarından sayar. Ve şöyle der, bu harika öğretiyi hatırladıkça sevinçten içim içime sığmıyor, keyif ve neşe içerisinde dolup taşıyorum. Krishna ve Arjuna arasındaki diyalog tüm gelecek kuşaklar arasında konuşulacak, asla eskimeyecek. Çünkü burada anlatılanlar evrensel ve zamansızdır. Krishna ve Arjuna'nın olduğu ya da bilginin doğru yaklaşım ve eylemle buluştuğu yerde bolluk, bereket, zafer ve aydınlık olacaktır. İşte Bhagavad Gita'nın öğretisi budur. Yoga felsefesine dair bir yerden başlamak istiyorsanız bu kitap ilk kitabımızdır. Önerdiğimiz, dileriz Gita'nın önerisi gibi size de bolluk, bereket, aydınlık, barış, mutluluk ve özgürlük getirsin. Binlerce yıldır milyonlarca sayılamayacak insana ilham olması gibi. Teşekkür ederim.